Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir söz söz açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim Ben Ataullah Harvas, Konuğum e, emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda e, efendim bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Ata Bey. Bu, bu arada e, Recep Tayyip mutlu da sevgili Recep de e, ana kumanda masamızda sesimizin <laughs> size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim dedik ki yıldız e, yenilendi, elden geçti. Udum, evet. efendim aylar hatta yıllar diyebiliriz. ...ondan sonra da açıldı... ...peyde peyde açılıyor... ...açılmayan evet. bölümleri de var... Ee, ...onu anlattıktan sonra... ...Cuma selamlığına gelmiştik... E, ...ve Abdülhamid evet. Han'a burada ha. bir suikastın... ...söz konusu evet. olduğunu söylediniz... ...o suikastı Abdülhamit Han'a... E, ...suikastı ha. anlatacaktınız... E, ...sizi dinliyoruz efendim... Şimdi e, geçen hafta... E, ...sizin de belirttiğiniz gibi... E, ...Yıldız Camisi'nden... ...Hamidiye Camisi'nden... ...Saat Kulesi'nden... ...ve Cuma Selamlığını... ...kısaca bir e, arz Tabii. etmiştik. Özellikle... E, ...Yıldız Hamidiye Camisi'nin... ...böyle dış görünüşünün... ...sade... ...fakat içinin muhteşem bir... ...saray camisi olduğunu... ...ifade etmiştik. Tabii. Caminin içindeki minber... ...mihrap ve... E, ...vaaz kürsüsünün... ...özelliklerini... E, bilhassa e, içerideki ve kubbenin e, maviyle yıldızlarla döşenmiş olması e, ayrıca caminin diğer camilerden farklı olarak iki tane hünkar mahvilinin bulunması biri Harem biri selamlık olmak üzere ve bu caminin içine bakan haremlik efendim kafeslerinin Sultan Abdülhamit Han tarafından ...marangozhanede... o e, çok ince marangozlu biliyorsunuz evet. yaptığını arz etmiştik efendim oradan e, camiden saat kulesine geçtik saat kulelerinin hani o zaman o dönem ...bütün ülkelerde, bütün devletler için bir e, gösteri, bir ihtişam işareti olduğunu... ...işte Londra'da Saat Kulesi ile hatırlanıyor. Tabii. İşte Paris'te onun yerine e, Eiffel, Eiffel Kulesi, Kulesi yapılmış. Abi. Bu saat kuleleri de Sultan Abdülhamid Han bütün Osmanlı coğrafyasında... ...30'a yakın bu 25. Cülus yıl dönümü dolayısıyla... Efendim e, saat kuleleri inşa ettirmişti. Bunları arz etmiştim. Bunların içinde üç tanesi önemliydi. Birisi nedir? İzmir'deki Hamidiye e, saat kulesi. Ama bugün kimse isminden bahsetmez. Tabii. Halbuki eee Taksim Meydanı en büyük evet. Sonra şey efendim, konak Etfal et, et, evet Konak'taki e, hmm. efendim, e, saat, saat kulesi. kulesi. etval Hastanesi var. ...Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu caminin bahçesinde küçük bir mescit ve onun bir minaresi var. Çok kimsenin dikkat etmediği çok maksatlı olan bu minare aynı zamanda saat kulesi görevini de yapıyor. Amin-i Sani hastanesi. Evet. Karıştırmayalım, orada iki tane a, a, şey var. Evet. Hastane Etval evet. Evet, evet. hastanesi. Evet. Bir de saat kulelerinden böyle üç tanesini e, dikkate almıştık. Üçüncüsü de Kudüs'te. Efendim, Filistin'de ona yakın e, o civarda, o bölgede saat kuleleri yapılmış efendim. Bunların içinde en önemlisi de Kudüs'te efendim El Halil kapısı e, girişindeki saat kulesi. Bu e, resimlerde bu çok e, net gözüküyor. Ama 1917 yılında İngilizler orayı işgal ettiği zaman İngiliz komutan Alembi, Kudüs'e girer girmez bu Halil kapısından yürüyerek soktular onu içeriye. O yürüyerek girdi. Onun da anlamı var. Atla e, giremedi. giremedi. Ama yaptığı ilk iş nedir? O saat kulesini yıktırmak olmuştur. Hı. Ve e, şimdiki resimlerde bunu görüyorsunuz. Daha önceki resimlerde o çok güzel saat kulesi görünüyor ama yıktıldıktan sonra o Kudüs'ündeki El Halil kapısında o saatin yerinde yerler asıyor. Bakın İngiliz'in. Bir de İngiliz ne yaptı? Kudüs'te e, Musa Nebi şenlikleri efendim, e, yasakladı. Ta e, Selahaddin Eyyubi zamanından itibaren kutlanan Haçlılardan ele geçirildiği için bunu hatırlatan bu şenlikleri e, kaldırdı. Evet. Bakın o bölgede iki e, padişahı, iki hakanı e, Araplar, Müslümanlar e, hatırlarlar. Birisi Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlılar'dan fethetti, aldı. İkincisi ikinci Sultan Abdülhamit Han, o da Kudüs'ü ...Siyonistlere vermedi. Bakın bu günümüzde e, gönüm evet. Bu e, saat kulelerinden a, arz ederken işte e, bu e, üç e, saat kulesinin de böyle özelliklerini arz etmiştik. Evet. Sonra cuma selamlığına geldik. Fakat e, cuma selamlığı tabi... E, Sultan Abdülhamit Han özellikle e, Hamidiye camisini, Yıldız camisini inşa ettirdikten sonra 1986 yılında Cuma selamlıklarını bu camide e, yapmaya başladı. Ve Cuma selamlığını artık e, iç ve dışa karşı devletin bir gösterisi e, si şeklinde halkla temasın yapıldığı efendim, büyük bir merasimle Evet. Askeri, mülki erkanın katıldığı, yabancı misyon şeflerinin Efendim katıldığı, bu büyük resmi geçitlerin yapıldığı, askeri birliklerin evetim e bu bu şekilde her hafta ki hiç ihmal etmemiştir bu e Cuma selamlığını, e bu e şimdiki o Sultan Abdülhamit Han albümlerindeki resimlerde bu cuma selamlığı çok güzel e, gösteriliyor. Yani saltanat kapısından Büyük mabeyinden çıkışı bütün e, sivil asker efendim yabancı turist bütün halkın o alanı doldurduğu, caminin etrafını doldurduğu efendim ondan sonra Sultan Abdülhamit Han'ın Efendim Cuma selamlığından yarım saat önce efendim mabeyinden ayrılıp arabayla girişi efendim o arabanın etrafındaki alınan tertibat ve o bölge tamamen tıklım tıklım doluyor evet. ve aynı zamanda halkın dilek Arzu ve şikayetlerini e, Sultan Abdülhamit Han'a... E, aktarıyorlar. Aktarıyorlardı. Tabii. Aynı Cuma selamlığından sonra da e, Abdülhamit Han e, misyon şefleriyle, büyük elçilerle görüşüyor, e, Sadrazamla görüşme yapıyor, vezirlerle. Daha sonra e, harem e, kısmına geçiyor ve bunun içinde o. E, Yıldız Sarayı'na girerken caminin karşısında set köşkünü e, inşa ettirdi. Hı hı. Bugün de var. Onun hem kapalı hem açık tarafı var. Esas yaptırma e, sebebi bin, e, 1889 yılında Alman İmparatoru Wilhelm'in ziyareti dolayısıyla cuma selamlığını e, seyretsin, görsün diye o set köşkünü yaptırdı. Evet. Ondan sonra da artık yabancı e, misyon şefleri, yabancılar, turistler, büyük elçiler de orada oturur. O Cuma selamlığını seyrederlerdi. Efendim. Ve bunu Sultan Abdülhamit Han çok güzel kullanmış. Bütün dünyaya oradan böyle mesaj. ...veriyordu. İşte... ...bu cuma selamlıklarından... ...efendim... ...birisinde... E, ...şimdi e, tarihlerde... ...kitaplarda bomba hadisesi... ...diye e, geçiyor. Tabii. Bu hadise oluştu. Şimdi... ...bomba hadisesinden önce... ...bu... ...tanzimattan sonra... ...efendim... ...tanzimat daha doğrusu... E, e, Osmanlı devletinin bir kırılma noktası evet. efendim. Ondan sonra Avrupa devletleri Osmanlı devletine hasta adam gözüyle bakmaya başladılar ve ortadan kaldırılmasını ve kalan Osmanlı devletinin e, topraklarının paylaşılmasını na başladılar. Öyle Planına de yaptılar. Başla. Evet. evet. Böyle başladılar. Bakın. 1896 yılında Yahudilerin bu Siyonist kanadının önemli ismi gazeteci Theodor Hars bunu herkes biliyor efendim İstanbul'a geldi Sultan Abdülhamit Han'la görüştü ve ona ve ondan Filistin topraklarını istedi kimsenin red edemeyeceği büyük meblalar Evet, teklif ederek bütün Osmanlı devletlerinin devletinin borçlarını sıfırlayacağını eee yani vaat talep ederek vaat ederek bunu e, talep etti. Fakat e, Sultan Abdülhamit Han bunu kesinlikle reddetti ve ona verdiği cevapta e, benim cettim Fatih Sultan Mehmet burayı teslim alırken burayı fethederken Bizans İmparatoru kanının son damlasına kadar savaştı. Biz de bizde ecdattan gelen bu fetihte kanımızın son damlasına kadar burayı müdafaa edeceğiz. Kimseye bir karış toprak vermeyeceğiz diyerek onun bu isteklerini reddetmişti. İşte ondan sonra efendim Siyonistler efendim bu toprak isteyip bu talepleri çevrilince işte ne yaptılar e, sultana karşı bir düşmanlık ve onu ortadan kaldırmaya Kızıl Sultan. Evet. Evet. adı K ve Kızıl Sultan oldu. Yoksa abi. kaos çıkarmaya Tabii. başladılar. Şimdi o dönemde ne oldu? Ermeniler var. Tabii. Ermeni toplumu biliyorsunuz gayrimüslim içerisinde Yahudi, Rum ve Ermeniler var. Bunların içerisinde Ermenilerin bir özelliği var. Osmanlı tebaası. Evet, evet olarak. Ne diyorlar buna? Ermeniler efendim e, milleti sadıka diye anılıyor. Evet. Yani Türkleşmiş Hristiyanlar diye e, kitaplara geçiyor. Çünkü yaşantıları e, özellikle kadınları Müslüman kadınlarından farklı değil. Aynı kıyafetle, aynı örtülerle tabii, tabii. dolaşıyorlar efendim. E, ancak bu olaylar gelişince e, Ermenilerin de efendim toprak talebinde bulunduğu görüldü. Bakın bu evet. şimdi e, ne diyoruz milleti sadıka dediğimiz Ermenilerin benim e, bir hatıram var. Rahmetli babaannem yüz küsur yaşında Allah e, vefat etti. Efendim dedem de Ziraat Bankası müdürü. Efendim Sıdır ve Konya'da bulunmuşlar. Anlatırdı bize küçükken Ermeni komşuları varmış. Tabi. İstanbul'a başka yere giderken e, en kıymetli efendim e, eşyalarını, efendim paralarını vesairelerini e, babaannemlere bırakırlar. Öyle giderlermiş. Türklere Diğer, bırakırlarmış. Türklere bırakırlarmış. Tabii. Kendisi bunu yaşadığı için Tabii. bize anlatırdı. Ben şimdi bu e, Ermenilerin adeta Türkleşmiş Hristiyanlar diye anılması... ...milleti sadıka anılması, milleti sadıka olarak anılmasını şey yaparken... ...efendim bunları hatırlıyorum. Şimdi o dönemde Atabey... E ee, ikinci büyük kırılma noktası nedir? 1860'lı yıllarda İstanbul'da Amerikan misyonerlerinin açtığı Robert Koleji. Tabii. Bakın o Robert Koleji açıldıktan sonra o azınlık e, ço evet. azınlıkların çocukların okuduğu yani eh. alındığı kolejler. Evet. Tabii. Sadece Robert Koleji değil. O dönemde başta Amerika olmak üzere Batılılar, Fransızlar İtalyanlar hatta Almanlar Is Osmanlı coğrafyasında aşağı yukarı 500 küsur 560 rakamı var. Ee, okul, kolej açıyorlar. Kolej açıyorlar. Ya. Ve bu kolejlerde hep gayrimüslimler Tabii. yetiştiriliyor veyahut da e, e, Müslüman Türk e, öğrencilerinin efendim Adeta beyinleri yıkanıyor Tabii. buralarda. Şimdi bakın Robert Kolejinin e, özelliği var e, biliyorsunuz açıldıktan sonra Robert Koleji 40 sene hiç Türk ve Müslüman bir öğrenci almamıştır. Hı hı. Hep Bulgar, efendim Ermeni çoğunlukta olmak üzere gayrimüslimleri ve Hristiyanları Eğitmiştir. Kime karşı? Osmanlıya karşı. Tabi. Bakın, bu e, önemli bir konu. 40 sene sonunda ilk defa bir Türk Müslüman talebe aldı. O da kimdir? Hatta Bey. Herkes ha, bildi. Evet, Tevfik Fikret'in oğlu Haluk. Tabi. O da popaz oldu. Amerika'da öldü, gitti. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda gazetelerde bunun haberi çıkmış. <laughs> Yine ya. bakın o yıllarda 40 yıldan sonra ilk defa bir e, kadın, e, Türk e, Müslüman bir öğrenci aldılar, kız öğrencisi aldılar. Kimdir o? Hepimizin tanıdığı, kitaplarda okuttukları <laughs> Halide Edip Adıvar. Adı var. O da hatırlayın Milli Mücadele'de Amerikan mandasını savunmuş, bunun için uğraşmış Tabii. birisiydi. İşte bu e, Robert Koleji'nin böyle bir... E, formatı e, var, formatı yetiştirdikleri öğrenciler de bu, bunlar. Bugün de devam ediyor. Bakın e, bununla ilgili bir husus daha arz edeyim. O Robert Koleji işte Amerikan e, misyoneri Hamlin ve Amerika'dan gelen... E, zenginler vasıtasıyla orayı inşa ediyor. Orayı kimden satın alıyor? Ahmet Vefik Paşa. O taş ocaklarının bulunduğu o mevkiyi biliyorsunuz Ahmet Vefik Paşa Sadrazamlık da yaptı, Tabii. vezirdi, Bursa'da valilik de yaptı efendim. O araziyi o ıı, satıyor Amerikan misyonerlerine Tabii. ve kolejin açılması için izni de o alıyor. Tabii 1890'lı yıllarda vefat ediyor. Vefat edince ailesi onu e, Eyüp Sultan e, kabristanına Oo. met etmeyi, şey e, defnetmeyi e, arzu ediyor. Biliyorsunuz başta Eyüp Sultan olmak üzere İstanbul'daki Selatin camilerin hazirelerine e, defin ancak padişahın bugün de ee, Cumhurbaşkanının onayı olmadan defin yapılamıyor. Bu tarihi mezarlıklara evet, bilinen evet, mezarlıklara kabire, Selahattin evet. camilerinin Selahattin Cami, e, evet. mezarlıklarında <laughs> başta Eyüp olmak üzere işte e, o zaman vefat ettikten sonra ailesi de bu talebi e, gündeme getirip e, Sultan Abdülhamit Han'dan izin istiyor. Fakat evet. Abdülhamit Han o talebi geri çeviriyor ve diyor ki onu o taş Ocakları bölgesine e, Robert Koleji'nin bahçesine evet, gömün gömün ve <laughs> kıyamete kadar çan seslerini dinlesin diyor. Ya, Bakın tabii. bu da eee e, ibret alemlik evet, bir şey. Robert Koleji'nin e, bir e, hatırası Atabey. Niye? Çünkü ondan sonra e, efendim başta ...Ermeniler olmak üzere... ...Bulgarlar olmak üzere... ...Osmanlı Devleti'nde... ...toprak talebinde... ...yeniden devlet kurmak talebinde... Tabii tabii buralardan buralar, mezun olanlar... Buradan, evet, ...örgüt lideri oldu işte. Oldular, tabii. Evet. Hepsi daha sonraki... ...Balkan Harbi'nde... ...falan yetişenler... ...ele başları... ...Ermenilerin de öyle ele başları... ...milletvekili olarak... ...o ikinci mecliste... ...girdiler... Bunlar hep bu okullardan yetişen kimselerdi. Adeta militan olarak yet yetiştirildiler. Ermenileri Ruslar kullanır evet. Akdeniz'e su sıcak denizlerde arz edeceğim. Tabi. Hem Ruslar kullandı, Hı. hem Avrupa batı Avrupa, kullandı tabii. ve Amerikalılar kullandı. Tabii. Bakın, e, bugün de Ermenilerin efendim, arkasında bunlar var: Amerika, Dün... Paris ve e, Rusya. Bunlar Gün sıcağı evet. sıcağına şey geldi bir bilgi geldi ama net Reagan'ın bir danışmanı e, Amerikan arşivlerinde efendim Ermenilerin Türkiye'de 2 milyon Müslümanı Türkü katlettiklerini evet. net bir şekilde evet. orada evet. arşivlerden çıkmış. Onun için Ermeniler ve tabi Amerika'da bilhassa Ermeniler bu arşivlerin açılmasını istemiyorlar evet. efendim. Açılsa evet. suçlu konumuna düşecek. Ama diaspora bunu kullanarak yıllarca Ermenistan'ı kışkırttı. Bu yüzden Bakın. Efendim. Evet. Ermeniler 1887 yılında Taşnak isimli bir terör örgütü kurdular. Hıncak da var evet. Evet 1890 yılında da Hıncak örgüt, örgütünü bu iki örgüt bugün de günümüzde var. Bu e, Bir tanesi Rusların Hıncak Rusların efendim Taşnak. Taşnak'ta Avrupalıların Amerika'nın desteğiyle kuruldu Tabii. ve bunlar kurulduktan sonra Anadolu içerisinde terör faaliyetlerine başladılar. Yeah. O zamana kadar bu millet sadıka diye isimlendirilen Ermenilerden hiç ses çıkmıyor. Bu üç gayrimüslim tebaanın en efendim Osmanlı devletine sadık olanı Ermenilerdi. Yeah. Ancak bu terör örgütleri kurulduktan sonra zehirlenmişler, başladılar. Tabii. Ve işte bunların en önemlisi ilk önüm Sason ayaklanması hmm. başladı Doğu Anadolu'da hatırlayın şimdi e, bakın Sultan Abdülhamid Han bu işler bu Doğu Anadolu'da özellikle Rusların da teşvikiyle e, terör faaliyetleri kurulunca o da ne yaptı hatırlayın e, Hamidiye alaylarını kurdu Tabii. Doğu Anadolu'da. Ve o Hamidiye alaylarıyla Ermenilerle mücadeleye başladı. Ta Birinci Dünya Harbi'nde dahi bu e, Hamidiye alayları e, kullanıldı Ermenilere, Ruslara karşı. Çünkü Ruslar bunu e, e, Doğu Anadolu'da Ermenileri Tabii. E, kullandılar. Özellikle 1. E Dünya Harbi'nde. Bugün de biliyorsunuz PKK, YPG'yi kullanıyor Batı. Aynen. Maalesef. Evet. E, açıktan silah veriyor, para veriyor, Şimdi, eğitiyor. E, evet, Atay Bey. 1904 yılına gelindiği zaman Hı -hı. bu Taşnak örgütü Abdülhamit Han'ın öldürülmesini ve ortadan kaldırılmasını için plan yapmaya başladılar. Hı -hı. Sadece e, bir eee suikastle padişahı, hünkârı öldürmek değil, ay zamanda İstanbul'un muhtelif yerlerinde nedir Babali'de, Galata Köprüsünde, Osmanlı e, e, bankasında, tunelde de büyük evetim e, karaköydeki tünelde, şeyler, tabii. tünelde büyük efendim e, suyu kaslar yaparak e, Avrupa'nın müdahalesi için şartlar oluşturmaya başladılar. Bunu planlamaya başladılar. Tabii. Suikastla beraber bakın. Bunun için bu arada Rusya'dan gelen terörist Ermeni teröristler burada en büyük rolü oynadılar. Bu suikast olayında da Avrupa'dan gelenlerle birlikte. Jur ismi evet. var burada. Şimdi şey, o az bakın. Evet. Buyurun. Bu e, Belçika'dan gelen bir Ermeni. Ermeni gruplarıyla Rusya'dan gelen Ermeni grupları bu işin planlaması için İstanbul'da faaliyete başladılar evet. ve hatta öyle ki Beykoz'da Polones köyde böyle bomba denemeleri bunun talimlerini yaptılar. Bunlar hı hı. daha sonra arz edeceğim <laughs> tahkikatta ortaya çıktı. Efendim Cuma selamlığının nasıl yapıldığını, Cuma selamlığına efendim Abdülhamit Han nasıl geliyor, ne kadar camide kalıyor, camiden çıktıktan sonra nasıl efendim saraya dönüyor? Bunun en ince teferruatına kadar e te planlıyorlar. Evet. Bu suikastı. Kim bilir, kaç tabii. Defa e e e e e tabii. Şimdi bilir defa evinde incelediler tabii. İşte özellikle Hayır. Cuma Selamlığı'nın incelenmesi için Rus konsolosluğundan efendim, sahte izin belgeleri alarak işte o e, set köşkünde de oturup oradan Cuma Selamlığı'nı böyle günlerce haftalarca ince olarak teferruatlı olarak inceliyorlar. Buradan anlıyoruz ki Rusya... E, Konsolosluk vasıtasıyla da bu Rusya'dan gelen Ermenileri e, yönlendiriyor. Evet Şimdi bakın ondan sonra bomba tedarikine giriyorlar. Bombayı nereden tedarik ediyorlar? Paris'ten ve e, Bulgaristan üzerinden Varna'dan e, bir kısmı da e, Atina'dan e, Osmanlı İstanbul'a e, sokuluyor bombalar. Bu arada özel bir araba ısmarlıyorlar. Nereye? Viyana'ya. Özel efendim içerisinde bomba eee'nın konulacağı, özel bölümlerin yapıldığı bir araba ısmarlanıyor. Bu arabalar ve bombalar değişik yollardan efendim parçalar halinde İstanbul'a getiriliyor. Evet. Efendim. Bu olayları... evet. E, Ağırlık e, yüksek e, tabii. Parça tesiri e, kuvvetli. Efendim, Boz, bomba uzmanlarının e, başkanlığında, onların koordinatörlüğünde bunu harcıyorlar. Bu tabi burada e, baş rolü Rus Ermenileri o, 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 oynuyor. Bu evet söylediğimiz eee Taşnak ve eee Hıncak örgütleri. Şimdi e, öyle ki bu hazırlıklar İstanbul'da devam ederken eee Beyoğlu'nda Moraviç apartmanını kiralıyorlar. Bu işlerin e, ha. hazırlığını yapmak üzere. Merkez bu, gibi. Bu ha. işlerle ilgili de Belçikalı bir e, ...terörist... ...Joris isimli birisi... ...bu İstanbul'da... ...Singer şirketinde... ...çalışan Belçikalı... ...bir anarşist... ...aynı zamanda bomba uzmanı... ...para karşılığında... ...bunu tutuyorlar... ...bunun özelliği de ne... ...bomba üzerinde... Ee, ...uzman birisi... Evet. ...bomba, saatli bomba... ...nasıl yapılıyor... ...nasıl patlatılıyor bunu tutuyorlar. Buna külliyetli miktarda para vererek bu Joris de dört yıldır İstanbul'da Singer e, şirketinde çalışan bir uzman, teknisyen. Allah Allah. Evet. Öyle. Bunlar tabi sonraki tahkikatlarda ortaya çıkıyor efendim. Şimdi bu arada e, hazırlıklar yaparken içeriden de kendilerine efendim yardım edecek kişileri de ayarlıyorlar büyük bir kısmı Ermeni vatandaşı olmak üzere bunların hepsi tek tek daha sonra tahkikatta ortaya çıkıyor. Bakın. Evet. Bu Viyana'dan e, ısmarlanan özel araba ve içerisinde de özel bir bölümü yaptırıp bomba oraya konuyor. 120 kilo ağırlığında bir e, parça tesirli bir bombayı e, hazırlıyorlar. Evet. Ve cema e, biraz önce ifade ettiğim gibi cuma selamlığını efendim e, inceliyorlar. İşte padişah dakik Abdülhamit Han'ın özelliği bütün hayatı çok dakik, prensipli ee, bir hayat zamana var. yani evet. hayatın hiç parça Her parçasını... hafta Cuma selamlığına yarım saat önce saraydan arabayla çıkıp geldiği Cuma selamlığından sonra bir müddet kaldığı ve oradan hünkâr mahvilinden çıkıp arabasına binip ...efendim... E, caminin avlus kapısına gelene kadar geçen süreyi hesaplıyorlar bir dakika 42 saniye buraya kadar ince olarak, teferruatlı olarak inceliyorlar. Yani e, bombayı patlatacak araba, patlatacaklar çünkü. Araba nerede evet. e, efendim park ediyor vesaire. Ve e, tabi arabanın e, hazırladıkları arabanın e, nerede nasıl park edeceğini çünkü sultanın arabasına yakın e, park etmesi gerekiyor Bunu da ayarlıyorlar Özellikle bütün bu işler yapılırken Rus konsolosluğundan büyük yardım alıyorlar e, destek alıyorlar e, Özellikle Çünkü orada yabancılara da izin veriliyor e, o izinden izini alanlar caminin en yakınına kadar gelip inceleme fırsatını buluyorlar. Efendim, arz ettiğim gibi bu araba da Viyana'dan geldi bombalar Paris'ten geldi ve e, bütün en ince teferruatına kadar her şeyi planlamışlar bu, bu ayarladıkları Belçikalı e, bomba uzmanı terörist Joris bunu e, çok teferruatlı bir şekilde düzenlemiş şimdi e, 21 Temmuz 1905 günü evet efendim Cuma Selamlı e, dönüşünde işte bu bahsettiğimiz bomba hadisesi e, gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? Bakın bu bomba hadisesi büyük bir olay. 26 kişi öldü, şehit oldu. 58 kişi yaralandı 20 hayvan e, telef oldu ve büyük bir patlama cuma selamlığından sonra hı hı. Sultan Abdülhamit Han e, çıkarken her zamanki gibi o gün efendim Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile Hünkar Mahfilinin koridorunda bir görüşme yapıyor. O görüşme 2-3 dakika ...gibi bir süre alıyor. Her zamankinden farklı olarak. Ha Biraz i̇şte, fazla duruyor. Evet, Anladım. fazla görüyor. Evet, bakın... ...Ermeniler... ...bu işi çok ince... E, ...ayarladıkları için... ...Padişah'ın... ...hünkar mahvilinden... ...çıkıp... Ara, ...bu binek taşına binip... ...arabaya bindikten sonra... ...bir dakika, 42 saniyede arabası nereye geliyor? Ee, caminin çıkış kapısına, avlusunun kapısına. İşte bunu da ayarlıyorlar. Buna göre saatli bombayı... ...arabanın içerisine yerleştiriyorlar. Ve parça tesirli olduğu için birçok madeni şeyleri de... E, ...içerisine... E, ...koyuyorlar arabanın içerisine ki... ...patladığı zaman... E, Daha sadece, fazla hayat versin. Evet. E, 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 Sadece hünkârı değil, ile beraber hepsinin havaya uçurulmasını planlıyorlar evet. ve böyle e, gerçekleşiyor. Evet, bakın. Ar evet. Şimdi padişah işte arz ettiğim gibi Şeyhülislam Efendi ile görüştükten sonra her zamanki gibi e, atına binerken bu bomba infilak ediyor. ...inflak ediyor... ...patlatılıyor... ...saatli bomba önceden kurulmuş... Ama ...işte bu jörüsün... ...o sırada görüşüyor. padişah... E, ...hünkâr... E, e, mahvilenin tam kapısında... A, 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 ...arabaya... ...henüz binmemiş... Tabii. ...tabii patlama... ...120 kilogram ağırlığında... ...büyük bomba hmm. ayarlamışlar... ...parça tesirli... ...patlayınca... Biraz önce ifade ettiğim gibi efendim e, 26 kişi ölüyor. Efendim 58 kişi yaralanıyor. 20 tane at telef oluyor Oo. arabalar. Bütün her etraftaki binaların bütün efendim camları kırılıyor. Büyük bir infilakla yer yerinden oynuyor orada. Düşünebiliyor musun? Bir şey Resimlerden mi? görüyoruz Cuma selamlığının ne kadar kalabalık olduğunu efendim. Evet. Şimdi e, padişah e, efendim e, şöyle arz edeyim. Patlamadan sonra efendim e, Sultan Abdülhamit Han hiç e, soğukkanlılığını bozmadan bir vakur bir eda ile hemen müdahale ediyor. ...bağırıyor, efendim... ...korkmayın, herkes yerinde... ...kalsın, telaş etmeyin... ...şeklinde bütün etrafı... ...yatıştırıyor. yatıştırıyor. Bakın, yani... ...bu... ...padişahın bu tutumu... ...bakın... ...çok enteresan... Hani Hakan'ı korkaklıkla itham edenlerin Ay. efendim yalanlarının yaşan yani böyle e, yaşanan olay bu e, padişaha korkak diyenlerin yalanlarını çürüttü. Bakın bu hadiseyi o dönemde yaşayanlar e, hepsi ayrıntılı olarak a, anlattılar hatıratlarında. Hı hı. İşte Celal Esat Arseven Tahsin Paşa Mağbeyin katibi Refi Cevant Olunay e, e, gazeteci Ayşe Sultan Abdülhamit Han'ın kızı bunları e, çok ayrıntılı bu e, bomba olayı akıtla hatta tabii. Tahsin Paşa diyor ki hatıratında Hünkar patlamanın şiddetli sarsıntısından ve havada uçuşan parçalardan önemli ve tehlikeli bir hadisenin meydana geldiğini anlamıştı. Hiç korku ve telaş göstermeden arabasına atladı, dizginlerini eline aldı, doğruca Sit Köşkünün önüne vardı. Adeti üzere elçileri kabul edip 20 dakika kadar onlarla görüştü. Elçiler Hünkarı tabi halinde bulduklarını Tercüman Paşa'ya söylediler. Patladıktan sonra Sultan Abdülhamit Han bu sözleri söyleyip yatıştırıp etrafını bizzat arabaya biniyor, dizginleri kendi e, eline alarak arabayı sürerek efendim set köşkünün üstünden Çit Kasrına kadar geliyor. İşte bu set köşkünün üstünden geçerken bütün eznebiler, e, misyon şefleri viva ee, yaşasın sultan diye tezahüratta bulunuyorlar bakın evet. basın ve e, gazeteler bu padişahın bu tavrını şöyle izah ediyorlar diyorlar ki hakanımız bu iğrenç olay e, sırasında öylesine büyük bir metanet göstermişti ki yalnız kendi tebaasını değil bütün dünyayı kendisine hayran bıraktı o soğukkanlılığının asla kaybetmedi ve şahsını hiç düşünmeden sadık tebaasını ve fedakar ve cesur askerlerine bir fenalık fenalık gelmemesi için çareler düşündü diye gazetelere yazdılar. Evet. Bakın bu olay çok önemli. Bunu bütün olayları yaşayan birçok kimse hatıratında ayrıntılı bir şekilde yazdılar. Bakın bu hadiseden sonra dünyadan efendim Sultan Abdülhamit Han'a efendim işte geçmiş olsun telgrafları ve bütün dünyada büyük bir ses getirdi ve Sultan Abdülhamit Han'a e, telgraflar çekildi işte ve dışta. Ancak maalesef bakın bütün dünya geçmiş olsun derken olayı kınarken bu menfur suikastı Sultan Abdülhamit Han'a ne oldu? İçeride Tevfik Fikret denen o şair diye bize okutulan efendim büyük bir efendim sevinçle oturup şiirler yazdı. Yani bir e, nedir bir meşhur bir şiiri var, ya. şiir var bir anlıkta bir teahür <laughs> diye e, bir anlık gecikme isimli <laughs> ey şanlı avcı damına bey damını beyhude kurmadın attın attın fakit vakat yazık ki vuramadın diyerekten efendim, e, böyle bir şiir yazdı kim bu e, o zamanın tanınmış edebiyatçısı ...gazetesi... Selim hak... Yani tamam. bakın aynı bunun gibi adamlar var. Attın İd diyor ama vuramadın vuramadık. ne yazık ki diyor. Bakın Abdullah Cevdet var. Herkes onu <laughs> bu da diyor. Bu da evet. onlarla beraber evet. böyle Türkler ya biliyorsunuz Abdül e, Cevdet e, Çanakkale'de İngilizler bırakıp gidince e, medeniyet kapımıza kadar geldi e, biz reddedik, ve medeniyeti bilemedik ve Avrupa'dan damızlık erkek getirip de efendim e, teklif eden kimseler bunlar işte Abdülhamit Han'a yapılan bu suikastı e, ne yaptılar? E, e, göklere çıkardılar, ee, şiirler yazdılar. Efendim. Utanmadan. Bakın, bakın o dönemde sıkılmadan, bakın çekilmeden. o dönemde iddia Rıza Nur var. Sinop mebusu. <laughs> diyor ki hatıratında bizi diyor o zaman Abdülhamit düşmanlığı gözlerimizi o kadar kör etmişti ki e, mektebi tıbbiyeyi e, harbiye üzerinde ...tıbbiye üzerinde İngiliz bayrağı çekecek kadar alçalmıştık diye yani. bunu hatıratında söylüyor. Yani şimdi bunları okuyunca bir asır önce Tabii. bunlar yaşanmış. Şimdi de insanın aklına geliyor bu ata evet. yani tayyip düşmanlığı yapanlar da yani Allah göstermesin. Bu içinde yaşadığımız şartlara göre vatan elden gidince acaba şöyle derler mi ki? Yani bizde de e, atayip düşmanlığı gözlerimizi o kadar kör, kör etmişti ki vatanı bölmek isteyen PKK ve onun siyasi uzantısı ve CIA'nin kuklası FETÖ ile işbirliği yapacak kadar alçalmıştık. Derler mi acaba? İnşallah. Yani tekerrür eder mi tarih? Yani ama ders çıkarmamışlar. Terci... Ders çıkarsalar evet, da böyle yani olmazdı. Evet Çok önemli bir evet. konu. Bakın bu olay yapıldıktan sonra bir tahkikat komisyonu, soruşturma komisyonu kuruluyor. Evet. Bakın bu ifade ettiğim gibi 26 kişi, 3 asker, 58 yaralı... 20 te, hayvan telef olmuş... ...efendim... E, ...Yıldız İstihbarat Örgütü... ...ki hafiyete... ...bu... ...bütün bu... ...olayın... ...hepsini zaten... E, ...Abdülhamit Han talimat veriyor... ...bunu... ...ayrıntılarıyla... ...ortaya çıkarın... ...hakikaten... ...soruşturmada... ...bütün yakalananlar... ...efendim... ...hepsi... E, ...yakalanıyor... ...sadece... Rus ekibi yakalanmıyor. Olayın hemen akabinde hadiseyi yaşadıktan sonra yurt dışına kaçıyorlar. Belki Bunun evet. dışındaki bütün efendim, e, işte bunu Burada bunu da bırakalım. bütün olaya bütün karşılar hepsi evet. yakalanıyor. Bu arada, evet efendim. Evet. Haftaya. Evet. Ahtaya. Joris. O Onu konuşacağız. İdama mahkum oluyor. Onu konuşacağız Ve ama Avrupalıların baskıları var. Tabii. Bunları arz edeceğiz. Bunları konuşacağız. Önümüzdeki Joris hatta. idamdan kurtuluyor ama bir bir karşılığı var. Onu da evet. konuşacağız. Evet. Demek ki kurmay albay Ziya Borcu onda bugün için çok teşekkür ediyoruz. Bugün de efendim söz sözü açtı programın sonuna geldik. Bugün saat 16 haber bülteninden sonra bu defa Mikrofonlarımızı size açacağız. Unutmayın 16 Haber Bülten'den hemen sonra Dünya Dönerken programında ülkenin gündemini, bizi, bize dair olanları konuşacağız. Allah'a ısmarladık.